Bu videoda çarpma işleminin farklı gösterim yollarını göreceğiz. Özellikle de tekrarlı toplama işlemiyle ve sayı doğrusuyla ilintili olan yollarını. Örneğin 4 çarpı 2 işlemini düşündüğümüzde, diğer videolarda gördüğümüz üzere bu işlemi ikişerli 4 grup olarak da ele alabiliriz. Elimizde 4 adet grup var. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup ve dördüncü grup, bunların her birinde de iki adet öye var. Bunları temsilen küçük daireler çizeceğim. İki öye burada. 2 öğe burada, 2 burada ve 2 tane de burada. Bu işlemi ayrıca 4 adet 2 olarak da veya ardarda toplanan 4 adet 2 olarak da ele alabiliriz. 2 artı 2 artı 2 artı 2. Bunun sonucu da 2 artı 2 4 eder, 4 artı 2 6 eder, 6 artı 2 de 8 eder. Buraya bakınca da görebiliriz. Tekrar da toplama yapalım. 2, 4, 6 ve 8. 4 çarpı 2 de 8'e eşittir. Bu işlemi sayı doğrusu üzerinde de düşünebiliriz. Elimizde böyle bir sayı doğrusu olsun. 4 çarpı 2 işlemini sayı doğrusu üzerinde düşünelim. Bakalım. Bir adet 2 burası. 2 adet 2 de burası. 3 adet 2 burası ve 4 adet 2 de burası. 0'dan başladık ve sayı doğrusu üzerinde her biri 2 birim uzunluğunda 4 zıplama yaptık ve 8'e ulaştık. Sıfırdan başladık ve önce 2'ye, sonra 4'e, sonra 6'ya, en sonunda da 8'e ulaştık. Tekrarlı toplama yaparak, ikişer ikişer sayarak 8'e ulaştık. Şimdi gelin size bazı zıplamalar çizeyim ve sizden az önce yaptığımız işlemin tersini yapmanızı isteyeyim. O çizimlerin hangi çarpma işlemine ait olduğunu bana siz söyleyin. Başlangıç noktamız burası. Zıplamaya başlıyorum. Buraya geliyorum. Sonra buraya geliyorum. Her seferinde eşit miktarda zıplıyorum ve sonra buraya geliyorum. Sonra buraya geliyorum ve sonra da buraya geliyorum. Az önceki sayı doğrusu işleminde kullandığımız yöntemi kullanırsak bu zıplamalar hangi çarpma işlemini temsil ediyor dersiniz? Sıfırdan başlayıp 4'e, oradan 8'e, oradan 12'ye, oradan 16'ya ve oradan da 20'ye gittik öyle değil mi? Yani dörderli sayma işlemi yapmışız. O halde bu çarpma işlemi bir şey çarpı 4 olsa gerek. Peki, kaç adet zıplama yapmışız? 1, 2, 3, 4 ve 5 zıplama yapmışız. O halde bu işlem 5 çarpı 4'tür. Gördüğümüz gibi zıplamaların sonunda 20'ye varmışız. O halde eşittir 20. Bu işlemi yani 5 adet 4 işlemini şöyle de yazabiliriz. 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4. Bunu sayı doğrusu üzerinde de gördük zaten. Sıfırdan başlayıp 4 ekledik, sonra 1 4 daha ekledik, sonra 1 4 daha, 1 4 daha, sonra 1 4 daha. Burada 5 adet 4 var. Gelin bir örnek daha çözelim. Sayı doğrusu hazır. 7 çarpı 3 işlemini nasıl gösteririz? Düşünün bakalım. Uzunluğu 3 olan 7 adet zıplama olarak düşünebiliriz. 0'dan başlayarak eşit uzunlukta 7 adet zıplama yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 21'de durduk. O halde eşittir 21. Bu işlemi 7 adet 3'ün toplanması olarak da düşünebilirsiniz. Tabii üçerli saymada yapabilirsiniz. 0'dan başlayıp 3, 6, 9, 12, 15, 18 ve 21. Şimdi bir şeyi merak ettim. Tam tersini yapsaydık ne olurdu? Uzunluğu 7 olan 3 zıplamadan bahsediyorum. Acaba bunun sonucu ne olurdu? Bakalım. Yine buradan başlıyoruz. İlk zıplamamızı yapıp 7'ye geliyoruz. Uzunluğu 7 olan sonraki zıplamayı yapıyoruz ve 14'e geliyoruz. Son olarak uzunluğu 7 olan zıplamayı yapıyoruz ve 21'e geliyoruz. İlginç. En azından bu işlem için şöyle bir durum geçerli oldu. Üçerli 7 adet zıplama yapsak da 7 şerli 3 adet zıplama yapsak da aynı sonuca ulaştık. Bu durumun daima geçerli olup olmayacağını biraz düşünmenizi istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.